Ya insanlar can derdinde büyük baş hayvanlardan küçük baş hayvanlardan sorumlu olduğu için midir nedir? Yani koyun can derdinde ya. O da galiba onları da koyun olarak zannediyor. Ama onların can derdinde olduğunu farkında değil. Almış eline telefonu, canıyla boğuşan, canını vermemek için, teslim etmemek için, ölmemek için mücadele eden bir yurttaşla, enkaz altındaki yurttaşla konuşuyor. Acaba ne konuşuyor? Acaba ne anlatıyor? Engin deneyimlerini mi paylaşıyor onunla? Ben bir zamanlar deprem altında kalmıştım. Ancak Süpermen gibi bir gücüm olduğu için kayaları itmiştim. Sen de it falan mı diyor yani? Ya karşıdaki alttaki birisi o it kelimesinden başka bir şey üretirse? Fiilden, eylemden? Haydi ya, bu sefer mahkemeye. Aşağıdaki yurttaşın can derdiyle uğraştığını unutur. Bana hakaret etti. Bana it dedi. Ya it demedi sana. Yukarı it dedi. Sen ona it dedin ya. O da sana aynı şeyi söylese. Ya tabii ironi bile yapmak değil bu ya. Utanıyorum artık ya. Bu nedir? Bunlar nasıl bakan ya? Ya biz bu bakanları çok mu aradık Allah aşkınıza ya? Milletçe biz bu bakanları hiçbir için aramadık. Milletçe bu bakanları başımıza birileri bela etti sadece. Böyle rezillik olur mu ya? Böyle utanmazlık olur mu? Ne ayıp şey bunlar ya. Ne konuşur bir bakan ya? Enkaz altındaki bir yurttaşla, can derdindeki bir yurttaşla bir bakan ne konuşur? Karşısında da Anadolu Ajansı'nın muhabiri görüntü alıyor. Şık 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 şık. Kameraya çekiyor. Fotoğraflarını alıyor ve servis ediyor medyaya. Utanın be. Utanın, utanın. Yüzünüz kızarsın. İnsanların can derdikleriyle boğuştukları anlarda bile siyaset düşünüyorsunuz. Buna rağmen o İzmirli size oy vermez. Neden? Çünkü neden olduğunu, sebebin her şeyini artık hepimiz, herkes biliyoruz. İhmal, ihmal, ihmal. Zırttırı pırttırı para için çıkarılan imar hakları. Sözcü gazetesinde İsmail Saymaz'ın bir haberi var. Okuyun da yürekleriniz yansın. İsmail yine döktürmüş. Yine gitmiş, bulmuş, buluşturmuş bunların ne kadar ve nasıl hatalar yaptıklarını, hangi binaların yıkıldığını. İmar hakkına uğrayan binalar. Ayıptır be. Günahtır be. Para için insanların canını iyice sayıyorsunuz. Tıpkı pandemi olayında da olduğu gibi. Böyle bir şey olmaz canlarım. Be, utanın be. Hadi gidin beni mahkemeye verin. Gidin beni mahkemeye verin şimdi.